Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi 12T modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi, bir adet şeffaf kılıf, 120 wattlık şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor. Aslında oldukça dolu dolu bir kutu içeriğine sahibiz. En azından şarj adaptörümüz cihazın kutusunda yer alıyor. Bazı markalarda bizler adaptörü cihazın kutusunda görmüyoruz. Xiaomi tarafında böyle bir şey söz konusu değil. Hem adaptörümüz hem de kılıfımız kutu içerisinde yer alıyor. Kutu içeriğinden sonra tasarıma devam etmek istiyorum. Ürünümüzün ekranı 6.67 inç büyüklüğünde ve bu ekranın delikli çentikli ön kamera yapısı kullanılmış. Ürün tam ekran konusunda bence kullanıcılara güzel bir deneyim sunuyor. Yani medya tüketimi yaparken keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Ekran kasa oranı nedeniyle panele daha değinmedim. Paneli de oldukça başarılı. Birazdan ona da değiniyor olacağım. Bakın sağ ve sol çerçeveler oldukça ince tutabilmiş. Alt tarafı biraz daha kalın görüyoruz. Bu bence oldukça iyi bir yapı. Ve cihazın kamera çerçevesine baktığımız zaman bir şey dikkatimizi çekiyor. Ekran koruyucu. Evet, cihaz fabrikadan ekran koruyuculu geliyor. Bu da cihaz satın aldıktan sonra ek bir şekilde para verip ekran koruyucu almanıza gerek olmadığını bizlere gösteriyor. Sağ tarafa devam ettiğimizde bizler burada ses ve güç butonunu görüyorken sol tarafa geldiğimizde herhangi bir butonla karşılaşmıyoruz. Üst bölümde de mikrofon ve hoparlör dili yer alırken alt tarafa gelince sim kart yuvasını, Type-C portunu ve yine bir hoparlör deliğini görüyoruz. Bu cihaz stereo hoparlörü destekliyor. Performansına birazdan değiniyor olacağım. Ve cihazın şimdi isterseniz birlikte arka tarafına yakından bakalım ki bence tasarımsal açıdan Xiaomi 12T modeli oldukça güzel bir model. Cihazın arka tarafındaki kamera yapısı dikdörtgen bir yapı ve cihazın arka ana kamerası en üste konumlandırılmış durumda. Buradaki ana kameramızın çözünürlüğü de 108 megapiksel. Bu kamera çok ufak bir çıkıntıya sahip. Yani masaya koyduğunuzda kılıfsız kullandığınızda böyle ciddi bir sallanma ortaya çıkmıyor. Kılıfla kullandığınızda zaten direkt bunun önüne geçebiliyorsunuz. Renkten de bahsetmek istiyorum. Bize ulaşan cihaz mavi renginde, cihazın gümüş ve siyah olacak şekilde farklı renkleri de bulunuyor. Belirtmiş olalım. Ve bu cihazın arka tarafında da cam malzeme kullanılmış. Hissiyat açısından güzel hissettiriyor. Ve en önemli noktalardan biri bu yapı parmak izi bırakmıyor. Hafif buzlu bir görünüme sahip ve bu kullanılan malzeme nedeniyle burada sizler parmak izi görmüyorsunuz. Son olarak ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Cihaz 202 gramlık bir ağırlığa sahip. Dayanıklılık tarafında cihazda suya ve toza karşı dayanıklılık bulunmuyor. Cihazın genel olarak tasarımsal detayları bu şekilde. Şimdi sizlere biraz da güvenlik detaylarından bahsetmek istiyorum. Bu cihazda hem ekrana parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma desteği bulunuyor. Her ikisi de bence oldukça hızlı çalışıyor. Herhangi bir takılma, tekleme sorunuyla karşılaşmadım. Parmağımı okuttuğumda ya da yüzümü okuttuğumda hızlı bir şekilde cihaza erişim sağlayabildim. Hani ikisini bir kıyaslama yapacak olursak galip belirleyebilir miyim? Hayır, belirleyemem. Bence her ikisi de güzel çalışıyor. Xiaomi 12T'nin kutu içeriğinden bahsettiğim, tasarım detaylarından bahsettiğim, şimdi sıra geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Cihazın ekranı 6.67 inç büyüklüğünde 1220x2712 çözünürlüğünde. Bu ekranda kullanılan panel AMOLED ve 120 Hz'lik bir tazelim hızı kullanıcılara sunuluyor. Bu panel ek olarak Crystal Res AMOLED olarak da adlandırılıyor. HDR10 Plus'ta özelliklerimiz arasında yer alıyor. Xiaomi 12T modeli normalde tipik olacak şekilde 500 nitlik bir seviyeye ulaşabilirken en yüksek olacak şekilde de, yani gerekli durumlarda 900 nit seviyelerine ulaşabiliyor. Bu gerekli durumlar nereler oluyor? Mesela dışarı çıktınız, çok yoğun bir güneş var, cihazın ekranını görmekte zorlanıyorsunuz. İşte bu tarz durumlarda cihaz bunu algılıyor ve parlaklığını otomatik olacak şekilde yükseltiyor. Parlaklık yükselince de ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben ekran parlaklığı konusunda Xiaomi 12T modelini fazlasıyla başarılı buldum. Bunun dışında ürün AMOLED paneli sahip olması nedeniyle her zaman açık ekran özelliğinde bizleri sunabiliyor. Sizler isterseniz ayarlar bölümü üzerinden buranın yüzünü özelleştirebiliyorsunuz. Güzel seçenekler var. Oradan istediğiniz tercihi seçebilirsiniz. Tazelim hızı konusuna da yakından bakalım. Cihaz 120 Hz'lik bir ekran tazelim hızını destekliyor. Sizler isterseniz ayarlar bölümü üzerinden burayı yine özelleştirebiliyorsunuz. 60 veya 120 olacak şekilde. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hani 120 Hz varken ben 60 Hz'lik kullanayım, pil tüketimi daha az olsun gibi bir düşünceyi aklınıza sokmayın. Çünkü bu cihazda dinamik modu bulunuyor. Dinamik mod sayesinde
Gerekli durumlarda akıcılık sizlere sunuluyor. Yani yüzimezlik kullanabiliyorsunuz. Bu sayede yine pil optimizasyonu yapılabiliyor. Eğer cihazınızda yüzimez desteği varsa bu akıcılıktan faydalanın. Çünkü alıştığınızda bunu bırakamıyorsunuz. Cihazın genel deneyimini ciddi şekilde etkiliyor. Akıcılık konusunda güzel deneyimler yaşamanızı sağlıyor. Genel ekran deneyimine değinecek olursak AMOLED panelinin sunmuş olduğu 68 milyardan fazla renk ve ekran parlaklığı gibi bölümler iyi deneyimler yaşamanızı sağlıyor. Ben bu ürünü kullanırken ekran konusunda fazla keyif alabildim. YouTube'da farklı platformlarda vakit geçirirken kullanıcısını memnun edecektir. Yani AMOLED bir panel zaten canlı renkli direkt olarak kullanıcılara sunuyor. Ben cep telefonları genel olarak AMOLED panelleri daha başarılı buluyorum. Bu benim düşüncelerim arasında. Ve ben bunun dışında Netflix'e de bir tüketim yaptım. Netflix tüketimleri önemli. Bu cihazda L1 kodeyi bulunuyor. L1 kodeyi ne anlama geliyor? Cihazla beraber tam kalite içerikler tüketebiliyorsunuz. Farklı markalarda gördüğümüz detaylar var. Mesela bunlar L3 kodeyi. L3 kodeyi olsaydı sizler bu güzel ekranda 480p olacak şekilde Netflix'e tüketimler yapabilecektiniz. Cihaz bu sertifikaya sahip olması nedeniyle yani tam kalite içerikler tüketebiliyorsunuz. Ben bunu önemsiyorum. Çoğu kullanıcı da önemsiyor. Bilgilendirmiş olayım. Evet, ekran özellikleri ve ekran deneyimlerim genel olarak bu şekildeydi. Ben gayet memnun kaldığımı söylemek istiyorum önümden. Ve şimdi sizlere güç tarafından bahsedeceğim. Yani işlemciden. Xiaomi 12T gücünü MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 5 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş. Ve GPU tarafında da Mali G610 MC6 var. Bu işlemci Xiaomi için özelleşmiş bir işlemci. Yeni GPU yapısıyla birlikte de bir önceki modele göre hem performans hem de güç verimliliği konusunda %30'a kadar bir artış yaşanmış. İlk olarak Xiaomi'nin iddialarından biri Xiaomi 12T modelinin Xiaomi Amiral gemisi modelleri arasında en iyi pil ömrüne sahip olduğu. Bu gerçekten iyi bir iddia. Ve sizler de şu an ekranda bu cihazı Geekbench 6'dan almış olduğu skorları görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Bizler genel olarak bu skorlardan cihazların performanslarını aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Ve bu işlemci de 8 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını microSD kart yardımıyla yükseltemiyorsunuz. DDR5 ve USB 3.1 desteğimizde bulunuyor. Atlamadan eklemek istiyorum. Özellikle uygulama arası geçişlerde bizlere fazlasıyla avantaj sağlayacak. Cihazın RAM ve depolama tarafında farklı versiyonları var. Sizler bunu eğer bu cihazı yurt dışından almayı düşünüyorsanız ya da farklı platformlar üzerine satın alacaksanız cihazın 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir versiyonu bulunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, 8100 Ultra işlemcisi gerçekten güçlü bir işlemci. Snapdragon 8 Gen 1'i testlerde de fazlasıyla zorladı. Zorladığını görmüştük zaten. Üst seviye bir işlemci olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Beklentilerinizi bence rahat rahat karşılayacaktır. Güçlü olmasının yanı sıra güç optimizasyonu da bu işlemciyi yine öne çıkarabiliyor. Genel kullanıma geldiğimizde ise oldukça akıcı deneyimler karşılaşıyorsunuz. Donanımlarımız güzel, ekranımız yüzümez, akıcı bir deneyim sunuyor. Herhangi bir kasma donma takımı sorunu söz konusu değil. Yani cihazı mobil video kurgulama işleri için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz mobil oyunu da rahatlıkla yine oynayabiliyorsunuz. Hazır mobil oyun demişken PUBG deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bazı kullanıcılar şey diyebiliyor. Ya abi siz hep PUBG Mobile'ı test ediyorsunuz ama herkes PUBG Mobile'a odaklandığı için ve herkes PUBG Mobile illa bir telefona deneyimlediği için bizler test olarak PUBG Mobile'ı kullanıyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum. Oyunda da grafik ayarlarım Ultra HD kare hızı aşırı yüksek olacak şekildeydi. En yüksek sizler bu ayarlama yapabiliyorsunuz. Yüksek çözünürlükle PUBG oynamak fazlasıyla keyifli. Bu ayarlar seçilirken ortalamada 60 FPS elde edebiliyorsunuz. Oldukça akıcı bir şekilde oyun oynanabiliyor. Ben testi yaparken keyif alabildim. Tabii sizler isterseniz grafik ayarlarını özelleştirebiliyorsunuz. Burada illa en yüksek ayarları kullanmanız gerek yok. Sizler grafik ayarlarını özelleştirdiğinizde 90 FPS'e de erişim sağlayabilirsiniz. Belirtmiş olalım. Ve şimdi sıra geldi çok önemli bir test sonucuna yakından bakmaya. Benim her telefon incelememde hatta her teknolojik ürün incelememde yer alan bir test. Nedir bu test? Cihazın işlemcisine bir yük bindiriyorum ve 15 dakika boyunca cihaz performansını ne kadarını koruyabiliyor bunu görebiliyoruz. Bu test önemli çünkü cihaz ısınmaya bağlı performansını koruyabiliyor mu testten bizler bunu görebiliyoruz. Cihaz performansının 15 dakika boyunca %93'ünü koruyabildiği ki bu gerçekten oldukça iyi bir değer. Cihazın ısınmaya bağlı direncini, soğutmasının
iyi olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Xiaomi 12T modeli de bu testten başarıyla geçmiş oldu. Kutu içeriği, tasarım, ekran, işlemci özelliklerine değindik. Şimdi sıra geldi kameralara yakından bakmaya. Cep telefonları bizler artık kameralar konusunda da fazlasıyla önemsiyoruz. Özellikle son 3 yıldır cep telefonları kamera konusunda müthiş deneyimler sunuyor. Xiaomi 12T'de oldukça güzel sonuçlar bizlere sunabiliyor. Hemen de isterseniz arka kamerayla başlayalım. Cihazın arkana kamerası 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kameraya da 8 megapiksel çözünürlüğünde 120 derecelik bir geniş açı ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Cihazın arkana kamerasıyla 4K 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. OIS desteğimizde bulunuyor ki bu bence önemli bir detay. Ön tarafa geldiğimizde 20 megapiksel çözünürlüğünde renkli çentik içerisinde konumlandırılmış bir kamera görüyoruz. Bu kamerayla birlikte de ön tarafta 1080p 60 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Değerlendirme kısmına geldiğimizde fotoğraflarda gündüz renk doygunluğu, HDR dengesi, kontrast açısından güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle HDR yapısını zorlu koşullarda hem gece hem de gündüz olacak şekilde test ettim. Işıkları ve güneşi iyi bir şekilde sönümleyebiliyor. Sizler zaten şu an ekranda örneği gördünüz. Bunu destekleyen detaylardan biri tabii ki de işlemcimiz. İşlemci içerisinde yer alan ISP sayesinde düşük ışıkta veya normal fotoğraflarda netliği daha yüksek sonuçlar elde edebiliyoruz. Ek olarak yapay zeka aktif şekilde fotoğraflar çektiğinizde renkler normale göre biraz daha canlı oluyor ki bizler bunu yapay zeka konusunda diğer markalarda da görüyoruz. Keskinlik konusunda da burada daha keskin fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bence yapay zeka ile çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşmaya daha uygun olan fotoğraflar. Portre fotoğraflar da çektim. Arka plandan kişiyi ayırması gayet güzel. Bazen ufak saç telleri aradan kaçabiliyor. Kabul edilebilir bir deneyimi bence kullanıcılara sunuyor Xiaomi 12T modeli. Gece fotoğraflara devam edecek olursak da çok memnun kaldığımı belirtmek istiyorum. Gece modu açık ve kapalı kıyaslamasında zaten sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Hem parlaklıkta hem de renkler konusunda Xiaomi 12T güzel bir iş ortaya çıkarıyor. Gece fotoğraf çekmeyi sevdirecek bir telefon kendisi. Fotoğraf video sonuçlarını gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ben kamera konusunda Xiaomi 12T modelinden fazlasıyla memnun kalabildim. Şimdi gelelim hoparlör tarafına. Cihazda servo ve hoparlör yer alıyor. Hem üst hem de alt tarafta bu hoparlörleri görebiliyoruz. Cihazın 12T Pro olan versiyonunda Harman Kardon desteği bulunuyor. Ancak bu üründe Harman Kardon yok. Ancak Dolby Atmos desteğimiz var. Ses yüksekliği bence oldukça güzel. Netliği de gayet başarılı. Sizler için bir hoparlör testi de gerçekleştirdik. İsterseniz bu teste yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra sıra geldi batarya tarafına. Xiaomi 12T modeli içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde batarya alıyor. Bu batarya 120 W HyperCharge desteği ile beraber kullanıcılara sunuluyor. Yani bu cihaz 120 W olacak şekilde şarj edebiliyorsunuz. Önemli detaylardan biri bence şu. Xiaomi'nin çoğu modeline baktığımızda artık bizler 5000 mAh bataryayı klasik olarak görüyoruz. Hem üst segment olsun hem orta segment olsun fark etmiyor. Xiaomi artık bir standart oturttu. Batarya konusunda genelinde 5 mAh batarya kapasiteleri yani büyük batarya kapasiteleri kullanıcılara sunuluyor. Şimdi az önce neden bahsettim? Bu cihaz 120 W'lık bir şarjı destekliyor. Bu şarjı her zaman aktif kullanamıyorsunuz otomatik moddayken. Sizler bu modu aktif ederseniz 19 dakika gibi sürede cihazı 0'dan 100'e %100 olacak şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yani hızlı şarj ancak dediğim gibi modu aktif etmeniz gerekiyor. Xiaomi burada bir mod koymuş. Bu modu aktif ettiğinizde hızlı şarj özelliği devreye giriyor. Evet, bu yüzden sizlerle birlikte Xiaomi 12T modeli hakkında konuşmuş olduk. Ben cihazı genel olarak beğendim. Özellikle kamera sonuçları gerçekten güzel. Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer sizler bu cihazı denemek isterseniz Xiaomi Store'lar üzerinden gidip cihazları deneyebilirsiniz. Ben de yavaştan videonun sonuna geleyim. Başka incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.